Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu dün 1 Ekim'de 28. dönem 3. yasama yılı için toplandı. Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birinden geçiyor. Tarihinde görmediği bir hayat pahalılığı, tarımsal üretim krizi, mutfak enflasyonu, konut ve barınma krizi, eğitim krizi, yurt krizi, okullarda beslenme sorunu ve sağlık sorunlarıyla birlikte Türkiye bölgesel olarak izlediği yanlış dış politikanın tüm negatif sonuçlarını başta düzensiz göç sorunu olmak üzere bu dönemde göğüslemek zorunda kalıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim görevini yerine getirmek için bütün sorumlulukları üstümüze almak durumundayız. Bu sorumlulukları ve bu anayasal görevimizi 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi iktidar perspektifiyle yerine getiriyoruz. Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümü için çözüm önerileri komisyonlarda, genel kurulda, başta Plan Bütçe Komisyonu olmak üzere Milli Eğitim Komisyonu'nda ve tüm komisyonlarda milletimizin vicdanını, halkımızın ihtiyaçlarını ve devlet aklının gereklerini yerine getiriyoruz. Ancak dün genel kurulda gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerekse Meclis Başkanı'nın yaptığı konuşmalardan bir yeni anayasa teklifinin, bir yeni anayasa ihtiyacının öne sürüldüğünü görüyoruz. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni bir anayasa olmaktan çok yeni bir iktidardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimin başında olduğu yeni bir iktidar, yeni bir vizyon ve yeni bir samimi çözüm paketidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak anayasanın hiçbir hükmünü yerine getirmeyen, Anayasa Mahkemesi'nin hiçbir kararını uygulamayan iktidarın anayasa değişikliği teklifini, yeni bir anayasa talebini gerçekçi ve samimi bulmuyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na karşı açılan davaların sürdüğü ve bir tehdit unsuru olarak kullanıldığı bu dönemde biz anayasal şantajlarla iç içe geçen bir yeni anayasa teklifinden çok bir yeni iktidar için Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak ülkenin tüm sorunlarını çözmek için hazırlanıyoruz. Bunun tüm hazırlıklarını, önerilerini, projelerini genel kurulda, komisyonlarda kadrolarımızla birlikte dile getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaşlarının şundan emin olması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları ülkenin sorunlarını çözmek için genel kurulda ve belediyelerimizde önlerine çıkarılan her türlü engellemeye rağmen halkımızın sorunlarını, yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek için büyük bir fedakarlıkla çalışacaktır. Bu bizim hem vatan sevgimizin hem de anayasa yeminimizin bir gereğidir. Tüm yurttaşlarımıza 28. dönem 3. yargı yılı hayırlı uğurlu olsun. Memleketimiz çok daha iyi bir yönetimle, çok daha iyi bir iktidarla en kısa zamanda buluşsun diyoruz.